Merhaba değerli izleyenler, ABB TV ekranlarında İnsana Dair programıyla yeniden sizlerleyiz. Bugün yine farklı yorumları ve tartışmaları beraberinde getiren oldukça hassas ve de önemli bir konuyu ele alacağız. Değerli hocamız Ayşe Sucu yine bugün bizlerle ve önemli bilgileri paylaşacaklar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili. Daha önce değindiğimiz din ve inanç konularının ardından bugün ibadet kavramını uzun uzun konuşacağız sizinle. İbadet denildiği zaman akıllara başta namaz ve oruç gibi bedensel eylemler geliyor. Ama ibadet kavramını yalnızca bunlarla sınırlandırmak doğru mu hocam? Evet, temel bir soru sevgili Elif bu. Çünkü içinde bulunduğumuz İslam dünyasının fotoğrafına baktığımızda veya o devasa sorunları dikkate alarak düşünmeye başladığımızda belki nerede hatalar yapıyoruz sorusuna vereceğimiz cevaplardan biri de bu bana göre. Çünkü İslam'ın eksenini bence ihtiva eden o zemini kaybettik. İslam'ı bu ibadetlere hasretmek bir defa o ana ekseni, biraz sonra bahsedeceğim, ana ekseni dikkate almamak demek olur. Eğer biz ibadetlerin önemini vurgulayacaksak, o ana eks içinde bir esprisi var ve onun üzerinden ancak konuşmaya başlayabiliriz. Üç hususun altını çizerek dikkatlere sunmak istiyorum. İslam'a yeni giren bir insanı düşünün ya da işte ihtida dediğimiz, diyelim ki Hristiyan'dı ama Müslümanlığı seçti. Böyle kişileri düşünün, hemen hatırlatayım, Cat Stevens mesela, değil mi? Müslüman olduktan sonra ilk yaptığı şey ne oldu? Adını değiştirdi. Evet. İkinci adımda saçını, sakalını, kılını, kıyafetini değiştirdi. Öyle değil mi? Üçüncü adımda işte bir takım ritüelleri hayatına soktu. Neydi o? İşte namazdı, oruçtu. Ve böylece ne oldu? O kişi Müslüman oldu. Değil mi? Zihinlerde böyle bir algı var. Peki bırakalım onu orada. Hazreti Peygamber dönemine gidelim. 610'lu yıllar. Vahyin ilk geldiği yıllar. Hazreti Muhammed'e vahiy indi. Muhammed ismi değişti mi? Hayır. Peki o dönemde Müslüman olanların isimleri değişti mi? Hayır. Ebu Bekir, Ömer, değil mi? Bir sürü sahabe ismi biliyoruz. Öncesinde de sonrasında da aynı isimler. Peki Peygamberimizin kılığı kıyafeti değişti mi? Hayır. Ebu Süfyan ne giyordu ise Ebu Cehil ki bir numaralı düşmanıydı Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed de aynı kıyafetleri giyiyordu. Efendim, saçı sakalı aynı mıydı? Evet, evet. Saçı sakalı da toplumun genel yapısının dışında değildi. Peygamberlik öncesi neyse, Peygamberlik sonrası da Hazreti Peygamberimizin aynıydı. Peki ahlakında bir değişiklik oldu mu diye sor bana. Hayır. Geçenlerde konuşurken sen söylemiştin burada. Muhammedül Emin ismini koymuşlardı demiştin. Doğru söylemişti. Çünkü Hazreti Peygamber'e Emin ismini, sıfatını takan müşriklerdi. Yani peygamberlik öncesinde içinde bulunduğu toplum ona o sıfatı vermiş. Güvenilirliğinden dolayı. Çok güzel. Demek ki ahlaki anlamda da Hazreti Peygamber'de farklılıklar görmüyoruz. Peki ne oldu Hazreti Muhammed vahiyden sonra? Nasıl bir noktaya taşıdı kendini, toplumunu ya da nasıl bir paradigmanın içinde o toplumu değiştirmek istedi? Can alıcı soru bence burası. Şimdi Hira öncesinde Hazreti Peygamber'in ızdırap çektiğini görüyoruz sevgili Elif. Niye ızdırap çekiyordu Hazreti Muhammed? Çok güzel bir evliliği vardı. Hazreti Hatice biliyorsun toplumda eşraftan bir isim, bir iş kadını, çok güzel bir kadın.
çoluğu çocuğu da oldu Hazreti Peygamber'in. Peki niye mutsuz idi? Çünkü toplumsal sorunlar Hazreti Peygamber'i meşgul ediyordu. İnsanlığın içinde bulunduğu sorunları görerek bu toplum acaba nasıl insanca bir yaşamayı elde edebilir sorularını soruyordu. Çünkü insanların insanca yaşamalarını engelleyen o kadar çok şey vardı ki yaşadığı toplumda, en başta kabilecilik anlayışı. O kabile o kabileye düşman, sürekli kavga halindeler, sürekli savaşlar halindeler vesaire. Tefecilik almış başını gidiyor. Güç otoritesi öyle ki zayıflar eziliyor altında. Bazı sınıflar var. Mesela kadınlar sınıfı. Biliyorsun bir ayakkabı değerinde bile değil. Alınıyor, satılıyor vesaire. Kölelik müessesesi. Yani toplum acı çekiyordu. Hazreti Muhammed bunun farkında ve bu yaşam standardının değişmesi gerekiyordu. Bunun ızdırabını yaşıyor Hazreti Peygamber. İbadetlere geleceğim, merak etme. İkinci bir husus sevgili Elif. Hülful Fudul cemiyeti var. Duymuşsundur. Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu ve birlikte hareket ettiği bir cemiyet bu. Bugünün dernekleri olarak da düşünebilirsin. İnsan Hakları Dernekleri gibi çalışan, anakronizme düşmeden söyleyeyim bunu. Hazreti Peygamber bu cemiyetin üyesi. Bu cemiyet enteresan bir cemiyet. Farklı görüşten, farklı dinden insanlar bir araya gelmiş. Temel arzuları ne biliyor musun? Zulüm gören insanların haklarını savunmak ve bir uzlaşı elde etmek. Hazreti Peygamber peygamberlikten sonra diyecektir ki, şimdi olsa yine ben o dernekte çalışırdım. Hazreti Peygamber'in nasıl bir zihin dünyası olduğunu anlatmaya çalışıyor. Aslında bu anlattıklarınızda benim dikkatimi çeken önemli bir nokta var. Ben değil, biz bilinciyle hareket etmek, çok kendi güzel. Dışındaki insanların da dertleriyle dertlenip acılarına ortak olabilmek önemli bir bilinç. Bunun etrafında oluşan bir anlayış var aslında. Kesinlikle. Şimdi biraz sonra gireceğiz ama ritüeller bağlamında çok çok okuduğumuz surelerden biri Maun suresidir sevgili Elif. Erayet ellediği yükezi bu bittiğin diyor Allah. Dini yalan sayanı gördün mü? Yalanlayanı gördün mü? Kimden bahsediyor orada? Veylül lil musallin. Vay o namaz kılanların haline ki. Bak dikkat et, doğrudan namaz kılanları dikkate sunuyor Allah. Neden? Çünkü diyor onlar فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Yetimlerin haklı, iterler, kakarlar, onların haklarını elde ederler, onları sömürürler. Ne dersen onlara yardım etmezler. Yani namaz kılan insanın namazını dahi Allah orada veil ediyor, kötülüyor. Eğer toplumsal boyutta bir ahlak yaşamıyor ise. Dolayısıyla bunu söyleyen peygamberin aslında peygamberlik öncesinde nasıl bir hayat idame ettirdiğini öncelikle dikkatlere sunmalıyım veya bunu düşünmeliyiz ki o ibadetleri hayatımızda nerede konumlandıralım ve onunla ne elde etmeye çalışalım. Şimdi İslam paradigmasını, İslam düşüncesinin aksını, eksenini doğru oturtmadığımız sürece biraz önce girişte söylediğin o tartışmalar devam edecek bundan sonra da. Ama onun için aksı, ekseni, zemini çok sağlıklı oturtmak zorundayız. Bir üçüncü hususu da dikkatlere sunarak geçelim. 615 tarihidir. Yani vahyin iniş tarihinden 5 yıl sonra. Habeşistan'a hicret eden bir grup vardır. Bu grubun içerisinde Hazreti Cafer de vardır. Peygamberin yeğenidir Hazreti Cafer.
Habeşistan'a gittiklerinde arkalarından bir heyet daha müşrikler gönderirler ve kraldan bu hicret eden ekibi isterler. Fakat çok adil bir kraldır Habeş kralı. Der ki Necaşi, ben der o heyetle görüşmeden onları size teslim edemem. Bakalım nedir dertleri, neden buraya gelmişler? Hemen o hicret eden grubu davet eder Necaşi ve aralarında bir konuşma geçer. Uzun bir konuşma ama bizi ilgilendiren bölümünü ben burada izleyenlere nakletmek istiyorum. Şöyle diyor Cafer özetle, ey kral diyor, biz cahil bir toplumduk. Öyle ki putlara tapardık, hayvan leşleri yerdik, kötülükler, aklınıza kötülük, gelen kötülüklerin hepsini yapardık. Akrabalarımızla ilgiyi keserdik, annemize babamıza düzgün davranmazdık. Komşularla ilişkilerimiz son derece sağlıksız idi. Peygamber gelene kadar diyor, biz bu ahlak üzere geldik. Kötü hasletlerle geldik. Ta ki Hazreti Peygamber geldi ve dedi ki bize, putlara tapmayın, taşlara tapmayın, yüce varlığa tapın. Akabinden bize şunları telkin etti diyor. Sözünüzde doğruluk olsun. Yalan söylemeyin. Emanetlere halel getirmeyin, zarar getirmeyin. Emanetlerinize sahip çıkın. Akrabalarınızla ilişkilerinizi kesmeyin. Komşularınızla iyi geçinin. Haramlardan kaçının. İnsanlara zarar vermeyin. Onların canını, kanını dökmeyin. Efendim, yalan şahitliği bırakın, iftirayı bırakın, öksüzün malını yemeyin. Bize diyor, ahlaki ilkeleri öğretti. Hı hı. Özetle, Allah'a iman etmeyi öğretti ve diyor ibadetleri öğretti. Şimdi dikkat edersen, şu çerçevede neyi görüyoruz? Hayatın farklı alanlarına dokunan bir anlayışı görüyoruz. Yani peygamber gelip de namaz kılın, oruç tutun diyerek başlamıyor. Hayatın bütün işte akrabaya dokunuyor, anneye babaya dokunuyor, efendim komşulara dokunuyor, adaletli olmayı istiyor. Hayatın her alanını düzenleyen ahlaki ilkeleri. Temel ilkeleri düzenliyor. Şimdi demek ki çok önemli adalet kavramı, hakkaniyet kavramı, barış kavramı, temel insan hakları gibi ana kavramlar bizim hayatımızı düzenlemede başat kavramlar, etkin kavramlar. Hayatımızın bütününü kapsayan kavramlar. İşte bir dinin, sevgili Elif, sağlaması gereken önce bu ortamdır. Bu barış ortamını, bu adil ortamı sağlayacak ki yaptığımız ibadetler yerli yerine oturacak. Düşünsene, öbür tarafta açlıktan insanlar ölüyor mesela, ama burada insanlar oruç tutuyor. Ama nasıl sofralarda iftar açıyor? Üstelik mesela. Hı hı. Bir tarafta çocuğuna kadıncağız süt bulamıyor ama biri tarafta yerine göre kral sofraları kuruluyor sahurda ya da dediğin gibi iftarlar. Şimdi bu adilane bir toplum anlayışı olabilir mi? Bu bir İslam toplumu olabilir mi? Demem o ki, esas getirmek istediğim vurgu şu sevgili Elif. Bu ortamı sağlamak için yapılacak her davranış, her eylem Allah katında ibadettir. Önce genel ibadetin ne olduğuna vurgu yapalım. Bu barış ortamı için, bu insan haklarını yerleştirmek için, özgürlükleri yerleştirmek için, efendim insanların refah ve huzur içinde yaşamaları için, eşit insanca yaşamaları için yapılacak her dokunuş Allah katında ibadet olarak mütalaa edilecektir. Bunu ezbere mi söylüyorum? Hayır. İslam'ın, Kur'an'ın genel yaklaşımından bunu çıkartıyorum. Geçen hafta konuştuk, insan hakları, hukukul ibad, hukukullahın önündedir dedim. Evet. Değil mi? Allah, çünkü Allah
kullarına gelecek en küçük zararı kendi sınırlarını ihlal olarak görüyor. Hatta bunu çiğnemek olarak görüyor. Kesinlikle. Çiğnemek olarak görüyor. O yüzden diyorum, yani barış ortamını sağlamak, adaleti sağlamak, insan haklarını sağlamak, efendim kadın haklarını dikkate almak ve bir barış ortamı oluşturmak, huzur ortamı oluşturmak için verilen her çaba, ister siyasi zeminde olsun, ister sosyolojik toplumsal zeminde olsun, ister bireysel zeminde olsun, ister yazarak, çizerek, konuşarak olsun, ister maddi katkılarla olsun, bunun her boyutuna ben genel anlamda ibadet gözüyle bakıyorum sevgili Elif. Şunun da altını çizeyim. Bir defa bu dünyada cenneti oluşturamayanların ahirette cennet beklentisi beyhudedir. Örneğin sevgili Elif, kişi cuma namazını kılıyor ve oradan çıkıyor, gidiyor masasına oturuyor. Bu bir bürokrat olabilir, bu bir genel müdür olabilir, fark etmez. Orada herhangi bir işe alınma olacak ya da bir ihale olacak, işte kardeşine yerine göre veriyor, yakın akrabasına veriyor, yani adaletsizce tavır alıyor. Şimdi bu camide kıldığı cuma namazıyla ne kadar örtüştü? Ya da bir müteahhit düşünelim, işte yaşadık depremlerde, demirinden çalıyor, çimentosundan çalıyor ama 5 vakit namazında güya eksiklik göstermiyor. Ya da ne bileyim, hasılat yapan bir çiftçiyi düşünün. Orada işte ilaçlama yaparken ya da hormon verirken vesaire vesaire insanların sağlığını düşünmüyor. Bunu büyütebiliriz. Genel anlamda teşmil edebiliriz. Her alana daha doğrusu. Demem o ki sevgili Elif, ekonomiden siyasete, eğitimden tarıma, her alanda yapılan her yanlışta, hele bilinçli olarak yapılıyorsa, tüy bitmedik masum yavruların haklarının olduğunu kimse unutmasın. Bunları dikkate almaksızın insanlar bunu böyle de yaparım, bunları da yaparım ama Rabbimle de alakayı kesmem, ibadetlerimi de yaparım diyorsa, buradaki ibadetler robotik davranışlardan öteye geçmez. Kimse Allah'ı kandıramaz. Kendisini kandırmış olur. Demem o ki, peygamber de zaten bu tür hususların altını çizdikten sonra bu insanların ibadetlerinin paçavra gibi yüzlerine çarpılacağını söylüyor sevgili. Kesinlikle. Her şeyden önce iyi bir insan olup düzgün bir ahlak zemini üzerinde şekillendirilmesi lazım ibadetin. Yani o zaman ibadetin tam olarak güzel ahlak olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, tam da bunu söylemek istiyorum sevgili Elif. Sahabeden birisi soruyor Hazreti Peygamber'e. Bana öyle bir şey söyle ki, ya Resulallah diyor, senden başka hiç kimseye bir soru sormayayım İslam hakkında. Çok enteresan. Hazreti Peygamber'in cevabı şudur. Allah'a iman et, sonra dosdoğru ol. Allah'a iman et, sonra dosdoğru ol. Aslında İslam'ın esprisini ortaya koyan bir cümledir bu. Yani bu özellikle peygamberin sözüyle de birlikte mütalaa edersek, alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır diyor. Uyku ibadetten hayırlı olur mu? Olur. Cahilane tavırlar, gayri ahlaki tavırlarla bir araya gelen ibadetlerin aslında toplumda oluşturacağı, ister insan şahsiyetinde olsun, ister toplumda olsun, oluşturacağı hiçbir şey yoktur sevgili Elif. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. İnanan bir insan kör bir teslimiyetle, cehalette çünkü kör bir teslimiyet vardır. Kör bir teslimiyetle kendini sadece böyle ibadetlere hasreden bir boyuta taşırsa imanını, orada değer yoktur.
değer üreten bir insandır aslında inanan insan. Ve diğer yandan da bu değerleri üretirken, değeri üretmeyi biliyorsun çok yönlü ele almıştık. Yani bu hem maddi değerler bağlamında, hem ahlaki değerler bağlamında, hem estetik değerler bağlamında vesaire. Çünkü hayatı bunlarla kuruyoruz. Hem değer kuran bir varlık, değer yapan bir varlık, hem de dedim bu değerleri oluştururken, değerleri kurarken Tanrı ile olan ilişkisini canlı tutan varlıktır. İşte iman burada ortaya çıkar. İmanın hayata yansımaları, tezahürleri de burada ortaya çıkar sevgili Elif. Son olarak burada şunu söyleyeyim. İnsanca yaşamanın zeminini kuracak temel ilkelerin etrafında toplanmak bir defa tüm Müslümanlar için olmazsa olmazıdır inancı. Barış buradan neşet eder çünkü adalet, hakkaniyet, efendim insan hakları vesaire dindarlığın ölçütleridir. Buradan hareketle de bireylerin yaptığı ibadetlerin bir anlamı olur. Bir esprisi olur. Onu da vakit kalırsa ele alacağız. Çok haklısınız. Öncelikle ahlaki zemini oluşturup ibadeti de inancı da onun üzerine inşa etmek gerekiyor. İlk çok önce güzel. Temel olarak bu kavramı tamamıyla idrak edip onun üzerine neyi neden yaptığımızın bilinciyle hareket etmek belki de ibadetlerin en hayırlısı. Aslında ahlak sevgili Elif hulk kökünden geliyor. Hulk halaga kökünden. Halaga yaratmak demek. Halaga yaratmak demekse ahlakın da yaratmayla bir ilgisi var demektir, değil mi? İnsan yaratarak var olur. Değer yaratarak var olur. Yani ahlakın da aslında değer yaratarak ortaya çıktığının böylece altını çizmiş olalım. Kesinlikle. Ahlak kelimesinden bahsettiniz ama şimdi ibadetin de kelime anlamını soracağım ben size. Nereden geliyor hocam ibadet kelimesi? İbadet kelimesi bir defa sözlükte boyun eğmek, itaat, saygı, sevgi gibi anlamları var. Dini zemine çektiğimiz zaman da tabii doğrudan kime saygı? Yüce varlığa, Allah'a saygı, Allah'a sevgi. Efendim muhabbetullah olarak da niteleyebiliriz ibadeti. İnsanın itaatini göstermesidir ibadet. İbadetle ubudiyet aslında aynı kökten gelen kelimeler. Yalnız ibadet deyince daha spesifik işte ibadetler aklımıza gelir. Yani ritüeller dediğimiz namaz ibadeti, oruç ibadeti, zekat ibadeti, hac ibadeti, umre, sadaka, infak gibi bildiğimiz çokça üzerinde konuştuğumuz ritüeller anlama gelir. Ama ubudiyet kavramı daha geniş bir anlamda kullanılır. Kulluk bilincidir ubudiyet. Burada özellikle tasavvufun ubudiyet üzerinde durduğunu söyleyeyim. Çünkü bazı düşünürler ubudiyeti Tanrı'nın verdiğinden razı olmak olarak da görürler. Ubudiyete bu anlamı verirler. İbadeti ise kulun Rabbine göstereceği saygı, sevgi olarak niteleme yaparlar. İbadette belirli davranış şekilleri öne çıkarken ubudiyette hayatın biraz önce konuştuğumuz bağlamda hayatın bütününü dikkate alabiliriz. Fahrettin Razi'nin ibadet tanımı saygının en ileri derecesi olarak ifadelendiriyor. Tanrı'ya da zaten yüce varlığa da saygının en ileri derecesi elbette yapılır. Bazı tanımlar da var ama hepsinden hareketle şunu söyleyeyim. İnsanın Rabbine göstereceği saygıya, sevgiye, itaate biz ibadet diyoruz. Hocam peki neden insanoğlu ibadet etmeye ihtiyaç duyuyor? Bunun temelinde yatan sebep nedir? Yani din ve inancın bir gereği ve sorumluluğudur diye bakabilir miyiz bu duruma? Evet, bu da yine temel bir soru sevgili Elif. Evet, neden Allah bizden ibadet bekliyor? Ya da tersinden soralım, neden biz ibadet etme ihtiyacı hissediyoruz?
Bir defa yaptığımız küçücük iyiliklerde bile birbirimize teşekkür ediyoruz, değil mi? Evet. Elimdeki bir paketi bir delikanlı elimden alıp arabaya kadar götürse ben çok mutlu oluyorum. Özellikle belli yaşlardan sonra gençlerden bu hareketleri gördüğümüzde defaatle teşekkür ediyoruz. Ya da ne bileyim işte evimizde bir en yakınlarımızın bile, değil mi? Annemize su götürüyoruz, teşekkür ediyor. Bir iyilik yapıyoruz, çok mutlu olduğundan dolayı yine şükranlarını iletiyor vesaire. Bunu hayatın bütününe teşmil edebiliriz. Şimdi küçücük iyiliklerde bile teşekkürü unutmuyorsak sevgili Elif, bizim her şeyimizi veren, her şeyimizi aldığımız nefesi verirken bile ona muhtacız. Diyor ya Hazreti Ali, çok severim ben. Bir nefeste iki şükür vardır diyor. Biri alırken, diğeri verirken diyor. Bir nefeste bile ona ihtiyaç duyuyoruz. Değil ki şu verilen sağlıktan tut da yeryüzündeki tüm nimetleri şöyle bir aklımıza lütfen getirelim, akıllara getirelim. Burada Yüce Allah'a bir şükran, bir teşekkür, bir saygı, bir sevgi ifademiz olmasın mı? Değil mi? Kesinlikle. Bunun üzerine birçok ayette Yüce Allah diyor ki, o hiçbir şey bilmez halde dünyaya gelen insana kulaklar, kalpler ve gözler vermiş. Onu yaratılmışların birçoğundan üstün kılmış insanı. Bir başka ayet, ona yeryüzünde imkan ve iktidar tanımış, geçim vasıtaları vermiş. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini, geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı, bütün yıldızları ona amade eylemiş. Yağmurun müjdesi olan rüzgarları göndermiş. Yağmurla hayat verdiği ölü topraktan meyvelerinden yemesi için nice hurma bahçeleri, nice üzüm bağları yaratmış, içlerinden pınarlar fışkırtmış. Denizleri onun emrine vermiş. Efendim, geçiminde birçok fayda sağlayan hayvanları ona boyun eğdirmiş. Gibi birçok ayette Allah insana verdiği nimetleri hatırlatıyor. Ve arkasına diyor ki, şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Şimdi demek ki insanoğlu kendine verileni hatırlayacak, kendine verileni görecek ve bundan dolayı da Yüce Rabbine karşı sevgisini, saygısını gösterecek sevgili Elif. Kesinlikle. Yani ibadetin temelinde bir teşekkür yatıyor. Kesinlikle. Bahsettiğiniz gibi küçücük bir iyilik karşısında bile defalarca teşekkür eden insanoğlu, etrafını sonsuz nimetlerle bahşeden yaratıcısına şükretmeli, teşekkür etmeli. Bunu da ibadet yoluyla gerçekleştiriyor diyebilir miyiz hocam? Yani şükür ve ibadet arasında doğrudan bir bağ var diyebilir miyiz? Güzel. Evet. Aslında şükrün bizatihi kendisi teşekkürdür. Aynı kökten evet. Sevgili Elif. Şükür ve teşekkür aynı kökten. Şimdi şükür ibadettir ve Allah'a saygının, sevginin tam da kendisidir. Ama şükrü belki burada nasıl yapacağız? Bunun üzerinde konuşmamız gerekiyor. Şimdi hadiste geçer. Ademoğluna şöyle hitap ediyor Allah. Ey Ademoğlu, ben hastalandım ama beni ziyaret etmedin. Ademoğlu da diyor ki, ya Rabbi ben yani sen alemlerin Rabbisin, benim ne haddime seni ziyaret etmek gibi ifade kullanıyor. Ben nasıl ziyaret edebilirim ki seni? Diyor ki Allah, falanca kulum hastalandı ama sen onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etmiş olsaydın beni ziyaret etmiş olurdun. İşte ben açtım, neden bana yiyecek vermedin? Aman ya Rabbi, ben sana nasıl yiyecek veririm, sen alemlerin Rabbisin. Diyor ki falanca kulum açtı, eğer onu doyurmuş olsaydın beni doyurmuş olurdun. Yine tema, aynı tema.
Yani varlıkla olan ilişkide bulabiliyoruz biz. Çok güzel örneklendirdiniz hocam. Evet. Biz onlar üzerinde tecelli ediyoruz. Aynen öyle sevgili Elif. Aslında hani çok güzel bir tabir vardır. Mecaz, cahilin elinde hakikat olurmuş. Bunlar mecaz. Cenab-ı Allah'la işte kulun arasındaki konuşmaları falan ahlakı öğretmek üzere sevgili peygamber insanlara iletiyor. Bundan hareketle biz 21. yüzyılın insanı olarak bugün nasıl bir dindarlık gerçekleştirmeliyiz ve burada ibadeti nasıl konumlandırmalıyız, şükrü nasıl konumlandırmalıyız? Bütün bunları yeniden kurgulamalıyız ki bir anlamı, bir esprisi olsun. 7. yüzyılda yaşanan toplumsal ahlak ile bugünün insanın yaşadığı toplumsal ahlak arasında ciddi farklar var. Bunu da görmek durumundayız. Yani kırmızı ışıkta beklemeyi dini bir format içinden de düşünebilirsiniz. Ama o bir kuraldır. İlla dine bağlantı kurmak zorunda mıyım? Hayır, değilim. Ama illa dindarlık bir zihniyeti oluşturacaksak böyle bakalım. Kesinlikle. Yani kolaylaştıracak olan her şey aslında bizim hayatımızda hem onun bir dini boyutunu zihnimizde oluşturabiliriz ve buradan hareketle de sürekli bağlantı kurmuş oluruz. Doğru. Çünkü iman dinamik bir yaklaşım da verir insana. Hem de aslında 21. yüzyılın uygar insanı olarak kendimize format atarız. Ve ikisini birlikte mütalaa etmek durumundayız sevgili Elif. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz hocam. Yaptığımız her eylemin özünü ve nihai amacını bu şekilde din üzerinden, ibadet üzerinden görüp şekillendirebilirsek çok doğru bir noktaya da ulaşmış oluyor. Aslında amaç aynı. Evet. Evet sevgili Elif. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Biz her namazda İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz ve onlarca kez de tekrarlıyoruz. Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bu Müslüman zihnin sürekli bence üzerinde durması gereken bir ayet olarak bizi şekillendirmeli. Bir. İkincisi, yine ibadet konuşulurken ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun ayet-i kerimesine değinmeden geçmek olmaz. Ben insanları da cinleri de bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah. Burada görünen varlıklar ve görünmeyen varlıklar bağlamında söylüyor bunu. Şunun da altını çizeyim. Liyabudun kelimesini liyarifun şeklinde yorumlayanlar da var. Yani bilmek için insanları yarattım şeklinde yorumlayanlar da var. Her ikisi de bizim için önemli. Çünkü bilmek erdemdir der Sokrates. Bilerek erdemi zaten insan oluşturacaktır. Bilmeden bir erdemlilik tasavvuru düşünülemez. Bunun da altını çizeyim. Son olarak ibadetler farkındalık sağlamak içindir. Bunu hem manevi hayatımız adına söylüyorum, hem de dünyevi hayatımız adına söylüyorum. Dolayısıyla ibadet dediğimiz olgu, salt bir takım egzersizlerden ibaret olamaz. Kesinlikle. Bunun farkına varmamız gerekiyor. İnsan bir defa inandığı dinin, inancının dilidir. O zaman bu dil çok etik bir zeminde kurulmalıdır. Çok estetik bir zeminde kurulmalıdır. Ve bir dinamik anlayış getirmelidir değerler zemininde. O zaman insan, tanrı ve varlık ilişkisi sağlıklı yürür. İbadetler aslında tam da insan, varlık ve tanrı ilişkisini ahlaki bir zemine çekmek için bize oluşturulmuş bir takım ritüeller olarak da mütalaa edilmeli. Konunun özünü aslında tek cümleyle de özetlemiş evet, oldunuz. Evet, hem dünyevi hayatımızı bu son derece ahlaklı kılacaktır. Hem bireysel hayatımızda onunla iletişimimizi son derece sağlıklı kurmamıza vesile olacaktır. Ama burada şuna da dikkat edelim.
Bir filozofun sözü beni çok etkiler. Yani ne bir kör teslimiyet içinde imanımızı oluşturalım ya da değerlerimizi, ne de böyle her şeyden şüphe eder bir noktaya çekelim. Burada da bir denge gerekiyor sevgili Elif. Her alanda olduğu gibi. Her alanda olduğu gibi. Evet, son olarak şöyle bitirelim sevgili Elif. İbadetler farkındalık sağlamak içindir. Dolayısıyla ibadet dediğimiz olguları hangisini düşünürsek düşünelim, namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun, hac olsun, zikir olsun, bir takım işte robotik hareketlerden ibaret kabul edemeyiz ya da bir takım egzersizlerden ibaret kabul edemeyiz. İnsan inandığı dinin inancının dilidir her şeyden önce. Bu dili ne kadar doğru kurarsa insan, insanlık, varlık ve Tanrı ilişkisini de o kadar sağlıklı kurar. Yani insanla ilişkileri sağlıklı olur, tüm varlıkla ilişkileri sağlıklı olur. Bunlar sağlıklı yürürse zaten inancı içinde Rabbi ile de sağlıklı bir ilişki şüphesiz kuracaktır. Eğer dünyayı iyi yönde değiştirmek istiyorsak, biz hem o genel ibadeti dikkate almak durumundayız, ısrarla altını çizdiğim o değerleri kurma adına, hem de Yüce Allah'la ilişkimizi sağlıklı kurma. Kesinlikle bir kulluk bilinci ve aynı zamanda da yaşama şekli olan hem ibadet hem de şükür, aynı zamanda az önce altını kalın çizgilerle çizdiğiniz gibi Allah'la kul arasında da güçlü bir bağ oluşturuyor diyerek sözlerimizi noktalayalım dilerseniz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için hocam. Haftaya yeniden başka bir konuyla uzun uzun tartışıyor olacağız burada. İnşallah sevgili Elif'ciğim. Sevgili izleyenlerimiz, bu hafta da değerli hocamız Ayşe Sucu'yla önemli bir konuyu masaya yatırdık. Haftaya yeniden başka bir konuyla ekranlarınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.